Selamlar arkadaşlar. Çok Şeker Örgüler örgü kanalıma hoş geldiniz. Bulutlu bebek yeleğinin bulut figürünü ve işlemesini anlatacağım sizlere. Ama öncesinde yeleğin de nasıl yapıldığının üzerinden geçmek istiyorum. Bu sayılar bir yaşa uygun. 80 ilmekle yaka kısmından başlıyoruz. 3 haraşa sırası örüyoruz. Ardından ayrımlara geçiyoruz ön yüzde ve ilk iliğimizi de açıyoruz. 6 ilmek düğme bandı için örüyoruz. Buradaki düğme bandının yanından 1 ilmekte düz ilmek başlatıyoruz. Arka yüzde bu 1 ilmeği de ters örüyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Bu 1 ilmeği bu kenarda örmemizin amacı burada bir kasma olmaması için. Doluyoruz. 18 ilmeği örüyoruz düz. Ardından doluyoruz. 2 ilmek örüyoruz. Diğer yanından doluyoruz. Buradaki 2 ilmek artırma bölümü için. Ön yüzde bu 2 ilmeğin her iki yanından birer ilmek artırarak robanın bitimine kadar devam ediyoruz. 9 ilmek düz kol bölümü için örüyoruz. Ardından yine doluyoruz. 2 ilmek artırma kısmı, diğer yanından dolayarak artırıyoruz. Arka kısım için, arka bölüm için de 24 ilmeği düz örerek geliyoruz. Tekrar doluyoruz. 2 ilmek örüyoruz. Diğer yanından dolayarak kol bölümü için de 9 ilmek düz örüyoruz. Tekrar doluyoruz. Bu kenarda da bir düz ilmek başlatıyoruz. Ve 6 ilmek düğme bandını örerek ayrımları tamamlamış oluyoruz. Ön yüzde ilmeklerimiz düz, arka yüzde ters örüyoruz düğme bandı hariç. 15 kez artırıyoruz her ön yüzde. 15 artımdan sonra 3 haroşa sırası kol bölümünü örüyoruz. Kol bölümündeki ilmeklerimizi. Bunları örerken de artırmalarımızla yine devam ediyoruz. Arka yüzde artırdığımız ilmekleri de haroşa örüyoruz. Robo bitiminden sonra kol altında birleştirmelerimizi yapıyoruz ve her 11 haroşa sırasında iliklerimizi açıyoruz. Toplamda 5 tane. Son olarak 5. iliğimizi açıyoruz ve tüm ilmeklerimizi 3 haroşa sırası örüp kapatıyoruz. Yeleğin yapımı böyle arkadaşlar. Şimdi bulutun yapımına geçelim. Beyaz ipimle şişime 20 ilmek attım. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Yelekte ve bu figürde anti peeling özellikli bebe yünü kullanıyorum. Yeleği de figürü de 3,5 numara şişle örüyorum. Şişe 20 ilmek attım ve tüm ilmekleri haroşa örerek devam ediyorum. Ön yüze geçtim. İlk ilmeği örmeden şişimi aldım. Ve bu şekilde bir gizli artırma yapıyorum. Diğer uçta bir ilmek kalana kadar yine tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Bir ilmeğim kaldı. Tekrar bir gizli artırma yapıyorum ve kalan ilmeğimi de örüyorum. Arka yüzde tüm ilmekleri yine haroşa örüyoruz. Artırdığımız ilmeği de bu şekilde yandan girerek örüyoruz. Ön yüze geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım
ve bir artırma yaptım. Yine diğer uca kadar örerek geliyoruz. Diğer uçta da bir ilmeğim kaldı. Yine bir gizli artırma yapıyorum ve kalan ilmeği örüyorum. Arka yüzde yine tüm ilmekleri haroşa örelim. Bu ikinci kez artırmamızdı. 3 kez daha artıralım. Buradaki ilmek sayısını 30 ilmeğe ulaştıralım. Devam edelim. Her ön yüzde 5 kez artırdım. Her iki kenarda 30 ilmek oldu. Şimdi burada eksiltmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum yine. Ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Diğer uca kadar örerek geliyorum. Diğer uçta 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Ve son kalan ilmeği de ördüm. Arka yüzde yine tüm ilmekleri haroşa örelim. Ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Yine ilk ilmeği aldım. Ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Diğer uca kadar yine örelim. Diğer uçta 3 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örüyorum. Ve kalan ilmeği de örüp bu sırayı tamamlıyorum. Bu ikinci kez kesişimizdi. 3 kez daha her ön yüzde her iki kenardan ilmeklerimizi keselim. Başladığımız sayıya tekrar düşürelim. 20 ilmeğe devam edelim. Her iki taraftan ilmekleri eksilterek 20 ilmeğe düşürdüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek artırıyorum. Diğer uca kadar gelelim. Bir ilmek kalana dek ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum ve kalan ilmeği örüyorum. Arka yüzde tüm ilmeklerimi yine haroşa örüyorum. Burada yaptığımız gibi artırma yapıyoruz. Her iki tarafta birinci sefer artırdık. İki kez daha ön yüzde artıralım. Ardından devam edelim. Her iki tarafta 3 ilmek artırdım. Şişte 26 ilmek var. Şimdi bu kısımda yaptığımız gibi her iki taraftan ilmek eksiltmeye başlıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Diğer uçta da yine aynı işlemi yapıyoruz. Diğer uca geldim. 3 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örüp kestim. Kalan bir ilmeği de örüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerim haroşa. Bir defa kestik. 4 defa daha keselim. Şişte 16 ilmek kalana kadar. 16 ilmeğim kaldı. Bunları birlikte örerek kesiyoruz. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Birlikte örüp kesiyorum. Tekrar ilmeği sol şişe alıyorum. Yanındaki ilmekle birlikte örüyorum. Tekrar sol şişe aldım. Birlikte örüp kestim. Bu şekilde ilmeklerimizi kapatalım. Bulut figürü hazır. Yeleğimizi ortalayarak bu şekilde bir iğne ile sabitleyelim. Ardından üzerine dikelim. Ama öncesinde bulutun gözlerini yapalım.
Siyah bir nakış ipi kullanacağım. Buradaki çizgiyi kendimize baz alıyoruz. Burada artırma yaptığımız yerden bahsediyorum. Şöyle ikiye katlayalım ve buraya bir işaret koyalım tam orta bölüme. Bu şekilde işaretledim. Burada hemen 2 ilmek kenarda var. Üçüncü ilmeğin içerisinden çıkıyorum. Burada sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü sıradan hemen bir ilmek sonrasına batıyorum. Tekrar aynı yerden çıkıyorum. Bir, iki, üç ilmek sayıyorum ve aynı hizada batıyorum. Tekrar aynı yerden çıktım. Buradaki bir ilmek hemen yanından bu şekilde aynı hizada gelecek şekilde batıyorum. İsterseniz üzerinden bir kez daha geçebilirsiniz veya tek katla yapabilirsiniz. Şimdi bunu arkada sabitliyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Burada bir işaret koymuştuk. Bu işareti koyduğumuz ilmeği hizalıyorum. Burada 1, 2 ilmek var. Bu taraftan da sayıyorum. 1, 2. Tam o kısımdan iğnemi çıkarıyorum. 1, 2, 3 haroşa sırası saydım ve burada ipimi çıkardım. Hizadan, ilmekten değil de hemen sağındaki ilmeğin üzerinden ipimi çıkardım. Aynı yerden çıkıyorum. Yine sayıyorum 1, 2, 3 ilmek ipimi çıkardım. Aynı yerden çıkıyorum. Ve tam hizasından değil de bir ilmek sonrasına batıyorum. Ve gördüğünüz gibi orantılı ve sabit oldu. Arka yüzde ipimizi sabitleyelim. Bulutu sabitleyerek diktim. Şimdi yağmur damlalarının yapımına geçiyorum. Buradaki kısmı hizalayarak hemen şöyle yakından göstereyim. Buradan sayıyorum 1, 2, 3. sıradan ilmeğin tam ortasından ilmeğimi, pardon, ipimi çıkarıyorum. Çıktığım ilmeğin hemen yan kısmı burası. Hemen yan tarafından bu şekilde iğnemi geçiriyorum. Ve tekrar aynı yere batarak arka yüzden çıkıyorum.
1, 2, 3 tane ilmek sayıyorum. Aynı hizaya gelecek şekilde 4. ilmeğin içerisinden çıkıyorum. Hemen ilmeğin yan tarafından iğnemle girdim. İpimi çektim ve başladığım yerden ipimi çıkarıyorum. Bu şekilde V'ler yapıyoruz. 1, 2, 3 ilmek saydım. Ve yine aynı sıraya denk gelecek şekilde ilmeğin içinden çıktım. Ve yanından giriyorum. Diğer yanından çıkıyorum. Ve aynı yere tekrar batıyorum. Yedi tane işledim. Burada tekli sayıları baz alıyoruz ve 1, 2, 3 sıra sayıyorum ve ortalıyorum. Bir ilmek ikinci ilmeğin buradaki 3 ilmeğin hizalayarak 4 sıra aşağı iniyorum ve buradan çıkıyorum. Ve aynı şekilde ilmeğin yanından giriyorum ve başladığım noktadan tekrar çıkıyorum. Yine üstte buradaki 3 ilmeğin ortasındaki ilmeği hizalayarak alt kısmından çıkıyorum. İlmeğin yanından girdim. Başladığım noktadan çıktım. 1, 2, 3, 4 tane daha yapalım. Bir alta iniyoruz yine. 3 sıra sayarak. Ve yine burada ortadaki ilmeği hizalıyorum. İlmeğin yanından çıktım ve tekrar burada da yine 1, 2, 3, 4 tane daha yapalım. Yine bir alta iniyorum. Buradan hizalayarak iğnemi ilmeğin ortasından çıkardım. Ve kenarından bu şekilde geçirdim. Ve aynı yerden iğnemi çıkardım. Burada da 3 tane daha yapalım. Bu sırada tamamlandı. Bir alta geçiyorum yine. Hizaladığım ilmeğin içerisinden çıktım. Yandan giriyorum. İki tane daha yapalım. Üç tane yaptım. Son olarak iki ve bir tane daha yapıp buradaki üçgen görüntüyü tamamlayalım. Yağmur işlemesi tamamlandı. Şimdi yakada küçük bir papyon figürü çalışacağım. Onun için de yine mavi bir bebe yünü kullanacağım. 3,5 numara şişli öreceğim. Şişimize 24 ilmek atıyoruz. İlmek attım. İlmekleri
haroşa örüyorum. Dört ilmeği 10 haroşa sırası ördüm. Ön yüze geçtim. İlmeklerimi kapatıyorum. İlmekleri kapattım. İpim biraz uzunca kestim. Burada ilk önce bu uç kısım bu şekilde gözükmesin diye bir gizliyorum. Ardından ikiye katlıyorum. Orta kısmı alıyorum. Bu şekilde katlayarak fiyonk şekli veriyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde burada ilmeklerin arasından ipimi yürütüyorum. İsterseniz koparabilirsiniz. Tekrar bağlayabilirsiniz. Arka yüzde bu şekilde katların arasından iğnemi geçiriyorum. Diğer taraftan da aynı şekilde hafif bir büzgü yapıyorum. Ve ipimi sabitleyip kesiyorum. Beyaz ipi aldım. Ve burada orta kısma sarıyorum. Buradaki genişliği ne kadar isterseniz o kadar sarın. Arkada bağlayıp kesin. Fiyonk tamamlandı. Papyonumuz. Bu şekilde bu kısma sabitleyerek dikelim. Papyonu sabitledim. Bu şirin yelek tamamlandı. Deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı, aklınıza takılan tüm soruları da yorum bölümüne yazmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.